Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı giyerken, saçını sakalını tararken, abdest alırken ve bütün işlerinde her zaman sağdan başlamayı severdi. Ümmü Atiye radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ve beraberindeki kadınlara kızının cenazesini yıkarken, yani Peygamber Efendimiz'in kızının cenazesini yıkarken onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest uzuvlarıyla başlayınız buyurmuşlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem giyinmek, mescide girmek, süslenmek, başını tıraş etmek gibi ef'ali kerimeden olan hususlarda, yani değerli ve güzel olan fiillerde hep sağdan başlardı. Burun temizlemek, tuvalete girmek, istinca yani taharetlenmek, mescitten çıkmak gibi kerih görülen hususlarda da soldan başlardı. İnsan bulunduğu yerden daha hayırlı bir yere giriyorsa sağ ayağıyla, daha kötü bir yere giriyorsa sol ayağıyla girmelidir. Veya sol ayağını önce atmalı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tefeülü, yani hayır ummayı sever, uğursuzluğu kabul etmezdi. Cennet ehli Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı yemin, yani sağ ehli olarak bahsedildiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlardan olma arzusuyla bir mani olmadıkça dünyadaki işlerinde de imkan nispetinde hep sağı tercih ederdi. Teyamün dediğimiz hem bereket ummak hem hayır ummak için Efendimiz güzel işlerde sağdan başlamayı, sağdan başlamayı veya sağ elle yapmayı seviyor, hoşuna gidiyor. Ama hoş görülmeyen işlerde de sol elle yapmayı veya soldan başlamayı tercih ediyor. Bu da Efendimizin tefeülde bulunması, sağ ehlinden olmayı murad ettiği için böyle yaptığını şarihler ifade ediyorlar.